Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, meşhur bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerife konu olan bir olay var. Bunu sizlerle paylaşıp onun üzerinden bazı örnekler vermek istiyorum. Üç kişi, muhtemelen gençler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evdeki hayatını merak etmek üzere hanımlarına gelmişler ve sorular sormuşlar. Resulullah evde nasıl yaşıyor, ne yapıyor, bize anlatın diye. Cevabı aldıktan sonra Efendimizin yaptıklarını, yaşantısını kendileriyle karşılaştırmışlar. Ve Efendimizin yaptıklarını kısmen az görmüşler. Sonra da demişler ki kendi kendilerine, o ki peygamber, günahları affolunmuş. O nere, biz nere? O bu kadar yapıyorsa biz daha fazla yapmamız lazım. Sonra da biri demiş ki, Peygamber Aleyhisselam'ın herhalde gece ibadetiyle ilgili bilgileri öğrendikten sonra ben bundan sonra gece boyu namaz kılacağım demiş. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın nasıl teheccüdü olduğunu öğrendi. Biraz uyuyor, kalkıyor, namazını kılıyor, tekrar dinleniyor ya da sabah namazına devam ediyor. Olmaz. Hiç uyumadan bütün gece ben namaz kılacağım demiş. Öbürü, ben her gün oruç tutacağım demiş. Peygamber Aleyhisselam'ın büyük ihtimalle bazı günler oruçlu olduğunu hanımlara anlattı. Ben her gün tutacağım. O bazı günler tuttuğuna göre benim hep tutmam lazım demiş. Diğeri de Peygamber Aleyhisselam'ın hanımlarıyla olan herhalde münasebetini öğrendi. O peygamber, o yapabilir ama ben hiç evlenmeyeceğim, kadınlarla alaka kurmayacağım demiş. Biri hep namaz kılmaktan, diğeri hep oruç tutmaktan. Diğer sahabi de hiçbir şekilde evlenmeyip tamamen ibadet hayatı, kadınlardan uzak, kendini sadece Allah'a vererek yaşamayı tercih ettiğini, bundan sonra böyle dediğini Efendimiz aleyhissalatü vesselam öğrenmiş. Siz misiniz bunları diyen buyurmuş. Onlar da evet ya Resulallah demişler. Bakın demiş, ben Allah'tan en çok korkanınızım, en takvalı olanınızım ama ben sürekli gece boyu namaz kılmıyorum. Uyuyorum, kalkıyorum. Uyuyorum da demiş. Ben sürekli oruç tutmuyorum. Bazı günler tutuyorum, bazı günler tutmuyorum buyurmuş. Ve ben evlendim, hanımlarım var. Kadınlardan uzak yaşamıyorum. Benim sünnetim bu. Bu hayat tarzından vazgeçen benden değildir buyurmuş. Bu hayat tarzından vazgeçen, yani benim gibi yaşamayıp, ben hep oruç tutacağım, ben hep namaz kılacağım, ben evlenmeyeceğim diyen benim ümmetimden değildir buyurmuş. Arkadaşlar, elbette ki imanlarından dolayı ashab-ı kiramdan bu gençler farklı bir hayat tarzını benimsemek istediler. Yani bir anlık duygusallıkla gaza gelip ben bundan sonra böyle yaşayacağım demişlerdir diyemeyiz. Kalpleri Allah biliyor. Ama ortada anlık bir karar var. Ve kendi kendilerine bir değerlendirme var. Peygamber Aleyhisselam'la kendilerini karşılaştırıp bizim daha çok yapmamız lazım. Olmaz böyle gibi
Belki de Allah bilir dedik ama bu ihtimali de göz önünde bulundurabiliriz. Bir anlık duygusallığa da kapılmış olabilirler. Çünkü imanın kendisi bir enerji. Bu enerji beraberinde duygu da getiriyor, heyecan da getiriyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çıkışı nasıl karşılamış? Böyle yaparsanız benden olamazsınız. Ben böyle yaşamıyorum buyurmuş. Biz şimdi her gün oruç tutan birini görsek sen bu ümmetten olamazsın diyemeyiz ona. Hatta tam aksine sen bu ümmetin veli gençlerinden birisin denir. Örneğin Ramazan ayından önce Recep ve Şaban ayında artı 2 çarpı 30 oruç tutanlar çok kıymetli oluyor. Halbuki böyle bir sünnet yok. Bir ayın tamamını oruçlu geçirmek Ramazan'a mahsus. Biz ne yapıyoruz ama? Olsun, Recep'i de tutacağım, Şaban'ı da tutacağım. 3 aylar oruçla geçireceğim. Peygamberimiz yapmamış ama olsun, biz yine de yapalım. Anlık hareketler, fevri kararlar insanı sünnet dairesinin dışına çıkarabiliyormuş demek. Bugün bunun adı bizim çağımızda ve bizim neslimizde biraz da amiyane tabirle gaza gelmek arkadaşlar. Gaza gelmek. Her birimizde bir gaza gelme potansiyeli var. Bir bakıyoruz, bir kardeşimiz bir sohbetten etkileniyor. O kardeşimiz biz de olabiliyoruz. Başka birisi de olabiliyor. Namazın önemine dair bir ders dinliyor. Ve ben namazın önemini kavrayamamışım. Bundan sonra sünnetler de yetmez. Ben gece namazını da 6. vakit olarak kılmam gerekiyor. Bu geceden itibaren başlıyorum diyor. En fazla 2 gece devam ediyor. Niye? Çünkü gaza geldi. Evet, sohbetten etkilendi ama doğru bir hamle yapamadı. Gaza geldi. İyi niyetli miydi? Tabii ki iyi niyetliydi. Ama gaza gelince iyi niyet yetmiyor. Veya bir arkadaşımız ya da biz sakalın önemine dair bir hadis-i şerif dinliyoruz. Müslümanın sakallı olması, erkek Müslümanın sakallı olması gerektiğini bir hoca efendinin sohbetinde duyuyoruz. Birden sanki İslam'da başka hiçbir konu yokmuş gibi tek gündem sakalla hayatı yaşamaya başlıyoruz. İnsanların sakallarını kontrol etmeye başlıyoruz. Ve sakala göre Müslümanlık değerlendirmesi yapıyoruz artık. Çünkü gaza geldik. İslam binlerce parçadan oluşuyor. Farzıyla, sünnetiyle, vacibiyle, müstehabıyla, haramlardan, mekruhlardan kaçınmasıyla. Ama biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünnetini, evet basit görmüyoruz ama sanki sabah namazından değerliymiş gibi değerlendiriyoruz. Sonra ben bir işe girdim, orada beni sakallı istemediler, o yüzden işi bıraktım. Müthiş bir iş. Sakalı kesince sanki zina etmiş gibi zannediyor. Bu işte gaza gelmek. Evet, sakalını kesmeyeceği bir iş de arayabilir bir insan ama yani bir kişi resmi görevinden ya da herhangi bir kurumdaki işinden dolayı ondan sakalı kesmesi istendiğinde o da kestiğinde alkol almış gibi olmuyor ki. Ama öyle bir üzerine çullanma başlıyor ki sakal mı kestin sen? Erkeklik gitti. Bundan sonra karşımıza çıkma. Yani faize bulaşsaydın daha iyiydi. Denecek pozisyona düşülüyor. Halbuki sakal sünnet. Doğrudan bir farz değil. Evet, erkek için çok önemli bir sünnet. Ama kardeşim bugün kestin diye bir daha hiç çıkmayacak diye bir şey yok. Yarın çıkacak mı yine? Yarın devam edersin. O işi değiştirdiğin zaman sakalını bırakmaya devam edersin. Bir hanımefendi kardeşimiz zaten tesettüre girmek istiyor, içi kıpır kıpır ama bir türlü giremiyor. Bir ortamda bir teyzenin
bir hoca hanımın sözüyle birden işte oradaki atmosferin duygusallığıyla bu sefer yapacağım diyor. Ve doğrudan sohbet çıkışında bir mağazaya gidiyor. O mağazadan çarşafı alıyor. Üzerine de peçeyi takıyor. Sonra da dün açık olan kız peçeyle dolaşmaya başlıyor sokakta. Bunun adı arkadaşlar işte gaza gelmektir. Nasıl yani? Allah'ın en önemli emirlerinden birini yerine getirdi bu. Yüzünü bile kapadı. Bu sohbetten sonra anlık duygularıyla hareket etti. Düşünerek, kendini ikna ederek yapmıyor bunu. Kalbini Allah biliyor. Ama bir insanın açık moddan full kapalı moda geçmesi sağlıklı bir geçiş değil arkadaşlar. Önce mesela pantolon giyiyorsa bir etekle başlayayım bir deneyeyim der değil mi bir insan? Veya bir başörtüsü takar. Birden çarşafa gir, üzerine peçe tak. Ondan sonra da hiç kimse seni tanımıyor. Kim bu bizim mahalleye gelen kız? Bu aslında inşallah iç dünyasında dikkat çekme arzusu da barındırmıyordur. Gaza gelme beraberinde bunları da getiriyor. Özellikle ibadetle ilgili konularda bu çok karşımıza çıkıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim okumanın önemiyle ilgili bir hadis sohbetinde kardeşimiz sahabelerin nasıl kısa zamanda hatim ettiklerini dinliyor. Sonra da diyor ki yazıklar olsun bana ya. Ben 5 senedir bir hatim yapamamışım. Bu sahabeler gibi nasıl olacağım? Bir de Kudüs'te cihad etmekten bahsediyoruz biz. Böyle olmaz. Önce hatim etmemiz gerekiyor diye kardeşimiz her gün bir cüz, iki cüz, üç cüz Kur'an okumaya veriyor kendini. Yokuşta arabayı üçüncü vitesle kaldırmaya çalışıyor. 5 senedir doğru dürüst Kur'an okumayan bir kişi bir sohbetten aldığı gazla hemen hatme başlayınca problem bu oluyor. Halbuki dese ki iyi Kur'an-ı Kerim bilen birine ya ben Kur'an-ı Kerim noktasında çok zayıfım. Beni bir dinleseniz olur mu? Biraz benim okumamı düzeltseniz ben size okusam siz de beni böyle böyle okusan daha iyi olur diye yönlendirseniz diye bir imama gitse bir hocadan ders alayım dese bu çok daha mantıklı. Makul bir geçiş çünkü. Ama sohbet üzerinden 5 senedir okumadığı, hatim yapmadığı Kur'an'ı hemen o gün hatime başlamak. Bunlar işte anlık gazlar arkadaşlar. Ne var bunda? Hele az önceki tesettür peçe konusunda ne var? Arkadaşlar gazla başlayan iş gazla devam eder. Aynı gazı sürekli almazsan peçeyi çıkarırsın. Daha çok bile açılabilirsin. Hatme bugün başlarsın, bir daha 10 sene sonra başlarsın. Teheccüd hemen bu gece, yarın gece kılayım dersin, sabah namazına kalkamamaya başlarsın bu sefer. İslam sıralamaya göre gelmiş din. Önce farzlar var. Farzlarda istikrarı tutturduktan sonra sünnetler destek kuvvet olarak yanında gelir. Sünnetlerde de herkes gücü kadar yapar. Ama biz bir sünnet üzerinden, bir sakal üzerinden bir insana Müslüman gavur muamelesi yapmaya kalkarsak, sarık takınca çok iyi Müslüman, sarık takmıyorsa problemli. Bir sohbette bakıyor, hoca efendi sarığın öneminden bahsediyor. Yani sünnetlerin arasındaki en alt listelerden birinde, o da namazla ilgili bir konu. Yani hayat içindeki bir konu değil, normal hayatta sarık takmaktan bahsediyor. Arkadaşımız da zaten dini doğru dürüst bilmiyor. Hoca efendi de sıralamaya göre anlatmıyor, farzları öncelemiyor. Haramlardan kaçınmayı öncelemiyor diyelim. Oradan sarığın önemine dair, faziletlerine dair yarım saat, 40 dakika büyüklerin nasıl sarık taktığını anlatıyor. Dersi tamamen sarığa odaklamış. Kardeşimiz ne alacak bu sohbetten? Abi benim sarığım yok, o zaman ben eksiyim. Zannedersin ki öğle namazı kılmıyor. Zannedersin ki Ramazan orucu tutmuyor. Hemen bir sarık alalım, sarıkla dolaşmaya başlıyor. O gazı sürekli almazsan ne olacak? Yarın sarığı çıkaracaksın. Kaldı ki sarık hani bizim örfümüzde öyle kolay kolay da her yerde sürekli takıl yani konabilecek bir şey de değil. Yani insan
bir şeye heyecanla başlarsa o heyecanı sürekli bulduğunda devam ettirebilir. Sahabe nasıl yaptı bu işi? O heyecanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve içinde bulunduğu toplumla sürekli tuttuğu için hep sahabe modunda kaldı. O kaldı ki onlarda da gevşemeler ara ara oldu. Evet, sürekli sarıklıların bulunduğu bir yerde, sürekli sakallıların olduğu bir yerde bunlar çözülebilir. Ama bu mümkün değilse gaza gelmeyelim diyorum. Yoksa bir insanın ayda bir hatim etmesi mükemmel bir şey. Ama etrafında Kur'an-ı Kerim'i sürekli okuyanlar varsa, sen de sabah namazına kalktın, bir baktın namazdan sonra arkadaşların oturdu, cüzünü okumaya başladı. Sen de onlarla beraber cüz okursun. Ama bunu devam ettireceğin bir ortam yoksa, kendi kendine de ki ben her sabah namazından sonra bir sayfa okuyacağım, sonra işime gideceğim de. Çok makul. Hatta Kur'an okumam benim zayıf, ben ezberimdeki Fatiha suresini okuyayım, Ayet-el Kürsi'yi okuyayım, öyle çıkayım de. Bu çok makul. Bunun gazlık bir tarafı yok. Bu gayet makul. Yapılabilir bir şey. Ama öbürü hep gaz gerekiyor. Arkadan birilerinin üflemesi lazım. Gaz İslam için arkadaşlar sürdürülebilir bir şey değildir. İslam'ın kendisi gaz olmalıdır. Ama biz İslam'ı hep gazla yaşamaya odaklanmış, kilitlenmiş bir toplum olduğumuz için veya bu noktaya geldiğimiz için sürekli birilerinin bizi sosyal medyadan coşturmasını istiyoruz. Sonra da biraz coşuyoruz, iki gün sonra tıkanıp kalıyoruz. Mesela herkes kendinden bir değerlendirme yapsın. İlmin faziletiyle ilgili Arapça, fıkıh, siyer, tefsir, sohbet dinlemekle ilgili bir konu geçiyor veya bir mühendislik fakültesi öğrencisi, eğitim fakültesindeki bir kardeşimiz ilahiyat talebeleriyle bir hoca efendinin sohbetiyle buluştuğunda Arapça kavramlar duyuyor, ayetler, hadisler duyuyor. İlgisini çekiyor Müslüman adam, sohbete gelmiş. Ben bu hoca gibi niye bilmiyorum ya demeye başlıyor. Bu arkadaşlar da okuyor ilahiyatta. Benim de bunlardan aşağı kalır yanım yok. Aynı anda açıktan bir de ilahiyat okuyayım ben. O sırada dışarıdan Arapça öğrenirim. Burada da hafızlık yaparım. Bu hocanın da tefsir sohbetlerine katılırım. Buradan da cami imamından fıkıh dersleri alırım. Aynı anda hem tıp doktoru, hem savunma sanayi mühendisi, hem hukukçu, hem öğretmen, hem de hoca olurum. Olamaz. Olamaz. Çünkü gaza geliyorsun. Gaza gelmeseydin olurdu. Sana sürekli o gaz ortamı lazım olacak onları yapabilmen için. Ama sen şu anlık bir sohbette karar verdin. Bu bir dengesizlik. Balans ayarında problem var. Arabanın direksiyonu titrer. Kaza yaptırır. Kardeşlerimiz bakıyorlar. Tıp fakültesi kazanmış. Benim ezberim iyi. Hemen hafızlığa başlayayım. Ha başla buyur. Bakalım kaç gün devam edebileceksin. Onun yerine desek ki ben Kur'an-ı Kerim'i şöyle bir güzel okuyayım ya. Mis gibi bir hedef. Ama direkt hafızlıktan başlıyor. Bazı kardeşlerimizi görüyoruz. Herkes yine kendinden pay bitsin. Benim ilim öğrenmem lazım. Nereden başlayayım? Tefsirden. Kur'an'ı anlamam gerekiyor çünkü. Şöyle bir Fatiha suresinden açıyor. Ne dediğini anlamıyor zaten. Bir şeyler okuyor. Sonra bir grup arkadaşını alıyor. Arkadaşlar beraber tefsir dersi yapacağız, tamam mı? Herkes okuyor bir şeyler ama ne okuduğunu hiç kimse bilmiyor. Zaten onlar tefsir okuyorlar. Tefsir değil. Onlarınki tefsir. Tefsir başka, tesfir başka. İlim, tefsir, tesfir, tesbih. Böyle bir şey, bilgi yok zaten. Kur'an'ı anlayacağız. Kur'an'ı anlama ilmi ne? Tesfir. Hadi arkadaşlar tesfir sohbeti yapalım, bir hoca çağıralım. Bu gaz. Buradan Kur'an anlaşılmaz arkadaşlar. Öyle bir şey olsaydı Arapçayı en iyi bilen Ebu Cehil'in müfessir olması gerekiyordu. Ebu Cehil'in asıl adı Ebul Hakem'di. Yani hikmet babası. Arapça dehası. Edebiyat ustası. Metin değerlendirmecisi, analizci bu adamdı. Ama Kur'an geldi.
Hiçbir şey anlamadı. Kalbi açık değildi çünkü ona. Kalplerine Allah kilit koymuştu. Riyaz-ı Salih'in sohbeti yapalım arkadaşlar. Yapalım. Siz kimsiniz? Biz bir grup arkadaşız. Siz anlamadan hadisleri yanlış da değerlendirip milletin başına bela da olabilirsiniz. Onun yerine bu ilmi bilen bir hocayı çağırın. O sohbeti yapsın, siz dinleyin. Aranızdan bilen biri varsa o yapabilir. Hadi biz de bir halka kuralım. Bu gazdır. Başına bir hoca getirirsen çok güzel bir derstir. Bazı arkadaşlarımıza bakıyoruz. Çevrelerinin de etkileriyle arkadaşlar. Mesela bir hoca efendiyi ziyarete gidiyorlar. Hoca efendi onlara soruyor. Diyor ki ne yapıyorsunuz gençler, siz anlatın bakalım diyor. İşte diyor hocam ben hukuk fakültesinde okuyorum, son sınıfım. O diyor ki işte ben ilahiyat fakültesinde okuyorum, ikinci sınıfım. O diyor ki işte ben okumuyorum, çalışıyorum. Öbürü diyor ki işte ben bu sene girdim üniversiteye, mühendislik, endüstri mühendisliği okuyorum. Çok güzel diyor. Ama diyor boş işlerle uğraşıyorsunuz. Bırakın okulu, medreseye gelin. Burada Arapça öğrenmeniz lazım, hafızlık yapın. Onlar da diyorlar ki ya hakikaten hoca böyle dediyse vardır bir bildiği. Doğru, bizim dine hizmet etmek için okulu bırakmamız lazım. Hafızlığa başlamamız lazım. Medreseye gitmemiz lazım diye hurra hepsi okulu bırakıyor. Ne yaptı bunlar şimdi? Gaza geldiler. Bizim dinimize hizmet etmemiz için önce Arapça bilmemiz lazım. Önce Kur'an'ı çok iyi anlayabilmemiz lazım. Şimdi buradan her şeyi en baştaki hadisle birleştirmek istemiyorum ama insanın fıtratında var bu. O gençler ne dediler? Peygamberimiz öyle yaşıyor ama olmaz böyle. Bizim daha çok yapmamız lazım. Hiç gidip Peygamber Aleyhisselam'a sorup ya Resulallah sen ev hayatını öğrendik, böyleymişsin, bize ne tavsiye edersin diye sormadan yaptılar bunu. Kendi kendilerine bir hayat tarzı oluşturdular. Efendimiz de sünnete aykırı mı buyurdu? Sünnete aykırı olması burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi beğenmemek mi? Hayır, o değil. Tam aksine beğeniyorlar. Hep onun gibi daha da fazlasını yapmaya çalışıyorlar. İnsanın fıtratını zorluyorlar. Yapamayacakları, devam ettiremeyecekleri bir işin altına imza atmaya kalkıyorlar. Bundan dolayı az önceki arkadaşlarımızı örneklendiriyorduk ya. Bir tür sakin ol. Birden birinin sözüyle niye hemen okulu bırakıyorsun? Olsun. Dinimize hizmet edeceğiz. Orası daha çok sevap. Başka yerlerde bulunanlar, başka fakülte okuyanlar dinine hizmet edemiyor mu? Herkes medreseye girerse halk kim olacak? Dersi kim dinleyecek? Veya bu toplumun diğer işlerini kim üstlenecek? Siyasetle kim ilgilenecek? Ticaretle kim ilgilenecek? Hocanın dediği de mantıklı değil. O da gaza geliyor. Medreseye, vakfa adam gelsin diye o da gaza geliyor. Buldu üniversiteli talebeleri. Tabii daha önce gelenlerin hiçbir üniversite okumamış. Gelsinler. Üniversitelileri bulduk. Bunları Arapça okutalım. O da gaza geliyor. Makul değil. O da sünnet dışında. Hayat tarzı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dışında bir iş yapmaya kalkıyor. Bunu arkadaşlar farklı açılardan da örneklendirmek istiyorum. Şu gaza gelme mevzuu artık maalesef içinde bulunduğumuz halin bir izahı olmaya başladı. O yüzden kendi kendimizi bir değerlendirmek lazım. Bir kardeşimiz evlenirken bir hanımefendiyle tanışıyor. Hanımefendi de bir beyefendiyle tanışıyor. Birbirlerini öyle ifadelerle anıyorlar ki. Bir tanem, mesela bir tanem, hayatım. Kim kimin bir tanesi, kim kimin hayatı? Bunlar abartılı, gereksiz sözler. Nişanlılığın gazı bunlar. Evlenince bunu bu kadar söyleyemeyeceğini herkes biliyor. Bu söze gerek yok ki. Onun yerine hanımefendim de. Bu gayet makul bir söz. Evet sen benim hanımımsın. Dışarıdan birine de zaten hanımefendi diyor. Hanımefendim olsun. Güzel hanımım de. Yani ortalama laflar varken niye özellikle uç lafları seçme ihtiyacı hissedelim ki? Ama niye? İlk defa şimdi biriyle görüştü. O onun helali olacak ya.
Ne kadar söz biliyorsa, edebi ne kadar ifade biliyorsa onu kullanmak istiyor insan. Bu gaza gelmek ama. Normallik değil. Peygamber aleyhisselam ne buyuruyor bize? Ya sevginin bile bir balans ayarı var. Değil mi? Eşinize bile abartılı ifadeler kullanmayın. Yarın düşmanınız olabilir. Boşama durumuna düşebilirsiniz. Düşmanınıza da çok sert sözler söylemeyin. Yarın Müslüman olursa ne yapacaksın mesela? Ashab-ı kiram bunlardan oluşmuyor muydu? Halid bin Velid Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye geldi. Sonra Müslüman oldu. Zamanında belki ashab-ı kiram Halid'e söven insanlar olsalardı belki Halid Müslüman olmayacaktı. Herkesin bir geri dönüş ihtimali yok mu? Tövbe ihtimali yok mu? Bunu değerlendirerek konuşmak lazım. Bir başka gaza gelme olayı nedir biliyor musunuz? Bu bizim Müslüman erkekler evlenince eşlerine bana itaat etmen lazım yoksa cenneti kazanamazsın diyorlar. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadına namazını kılsın, orucunu tutsun, helal harama dikkat etsin, kocasına da itaat etsin, cennete istediği gibi girsin buyuruyor. Doğru. Duydun peygamberimizi değil mi? Ne dedi? Ne dedi? Kocaya itaatten bahsetti. Ütüle şu pantolonu. Zannedersin ki komutan askere emretme yetkisi verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itaati öyle bir kullanıyorlar ki hadisten yola çıkarak gaza geliyor. İşte kendi kendine hadis okuyunca böyle oluyor. Aynı peygamberin hanımlarınıza iyi davranın hadisi yok mu? Kim bu sert üsluptan arkadaşlar mutlu olur ki? Velev ki hocamız gelsin bize bir şey söylesin. Ali, Mehmet süpür şuraları. Dediğinde en sevdiğimiz hocamız bile söylese içimizde bir rahatsızlık oluşur. Ama gaza geliyoruz. Allah bana itaati emretti. Kocaya itaat, Allah'a itaat demektir. Haşa sanki Allah bir emir verdi gibi oluyor bu sefer eşine. Kendini bir şey zannetmeye başlıyor insanlar. Bunlar abartılı tavırlar. Dini kullanarak gaza gelme örnekleri. Arkadaşlar, dinimizi öğrenirken de buna benzer hatalar yapabiliyoruz. Hata değil ama gaza gelme örnekleri yine. Hadis okuyor arkadaş. Hadiste Peygamber Aleyhisselam Efendimizin işte namazda parmağını kaldırdığını otururken, ellerini kaldırdığını veya işte ibadetle ilgili, özellikle de namazla ilgili hareketlerini öğreniyor. Efendimizin huşusuyla ilgili bölümler duruyor. O hareketler üzerinden gaza geliyor, takılıyor. El kaldır, parmak kaldır, oynat. Ne oluyor? Sünnet hadiste geçiyor. Hadiste huşu da geçiyor. Hadiste bilmiyorsan hatta ayette alime sor diyor. Senin hocan böyle böyle bir şey yapmıyor. Sen niye böyle böyle bir şey yapıyorsun sürekli? Günah değil, haram değil. Sünnet işliyorsun. Bir şey demiyorum. Ama gaza geliyorsun kardeşim. Gaza geliyorsun. Aynı peygamberin kafirlere bile sabrettiği bölümü, hiç kimseden şahsı adına intikam almadığı bölümü hatırlamıyorsun. Arkadaşlarına sert sert dikleniyorsun. Önüne geleni ayar çekiyorsun. Buna gelince peygamberimizin sünneti diyorsun. Bu kullanmak. Namaz üzerinden gaza gelmek. Gazı da ben sünnet işliyorum diye pazarlıyor. Gerek yok ki buna. Sor. Bir hocana sor mesela. Hocam ben böyle bir şey gördüm. Bazı insanlar böyle yapıyor. Hadis-i şeriflerde de böyle yaptığına dair ifadeler varmış. Bu ne demek? Yapalım mı diye sor. Hocam da yap diyorsa yap. Ama hadiste gördüm böyle olacakmış. Bunlar gaz. Kendi kendine işte biz sünneti anlıyoruz. Havaları. Sanki başka hiçbir sünnet yokmuş gibi. Arkadaşlar, iş hayatına atılan kardeşlerimizin benzeri konuları da maalesef bunlar içerisinde. Şimdi işte dinimizi nasıl temsil edeceğiz, insanlara nasıl anlatacağız gibi konuları iş hayatında çevremizdekilere
nasıl yansıtabiliriz ile ilgili acayip gaza gelmeler var. Bir bakıyorsunuz işte yakın arkadaşlarına namaz tebliğini yapacak. Ya da işte müdürüne gidecek, sen şöyle yanlışlar yapıyorsun, Allah'tan kork falan diyecek. Birden konuya dalar. Karşısındaki adam Müslüman mı, değil mi bunu değerlendirmez. Hiç bu adamla daha önce bir iletişim kurmamış. Ama ben duydum emr-i maruf diye bir görev varmış. Peygamberimiz de hep insanlara tebliğ etmiş. Peygamberimiz sokak sokak, mahalle mahalle dolaşmış. Herkese dini anlatmış. Benden vebal gitti, şahit ol Allah'ım demiş. O yüzden benim de sokak sokak dolaşıp herkese anlatmam lazım. Güzel kardeşim. Peygamber aleyhisselam efendimiz 40 sene tanındığı bir Mekke'de bunu yaptı. Herkes onu tanıyordu zaten. Kendisine peygamberlik görevi geldikten sonra da başta kendi akrabaları olmak üzere onu en iyi tanıyanlara gitti. Bakın dedi, siz beni nasıl bilirsiniz? Sen dürüst adamsın. Bakın ben Allah'ın bir peygamber olduğumu size söylüyorum. Allah bana la ilahe illallah kavramını öğretti. Siz de gelin buna uyun, beraber cennete girelim dedi. Yani Efendimiz çok iyi tanıdığı, onu da çok iyi tanıyanların olduğu bir toplumda güzel bir iletişimle bunu yaptı. Bizim genç arkadaşımız üniversitede hocaların odasına gidip kağıt bırakıyor. Veya rektörün odasına gidiyor, kapıyı çalıyor. Ey rektör, seni kullara kulluktan Allah'a kulluğa davet ediyorum. Ne gazı abi bu ya? Ne yapıyorsun sen? Sen rektörle tanıştın mı? Rektör kim? Peygamberimiz böyle yapmadı mı ama? Yapmadı. Ebu Cehil'e gitmedi mi? Gitti. Ebu Cehil'le 40 senedir tanışıyorlardı ama. Ya zannedersin ki Peygamber aleyhisselam böyle gökten düştü. Bilmediği bir toprak, Mekke toprağı. Birden kapı kapı dolaşmaya başladı. Ben Allah'ın peygamberiyim. Geldim, gökten beni Cebrail getirdi. Böyle mi oldu? İşte İslam'ı bilmeyince, sormayınca, kendi okumalarıyla böyle abartılı işler yapıyor insan. Bunun özeti gaza gelmek işte. Bu gazla da sürekli yaşayamayacağına göre her gün bunu yapamayacak. En sonunda bırakacak, pes edecek. Tıpkı namaz konusunda, teheccüd konusunda, hatim konusunda, sakal konusunda pes edeceği gibi. İş ortamında mesela cemaatle namazın ne kadar önemli olduğunu öğrendikten sonra biz cemaat yapamıyoruz, ben bu işi bırakacağım diye gaza gelen arkadaşların olduğu gibi. Ya kardeşim bak, bir işim var. Helal bir iş, sen de helal kazanıyorsun. İşinin yoğunluğundan dolayı belki 5-10 dakikalık sadece namaz aran var. Farzını kıl sadece. Sünnetleri kılamıyorum, cemaat yapamıyorum, sevaptan mahrum oluyorum diyor. Doğru mu? Doğru. Allah görüyor mu? Görüyor. Güzel kardeşim, eve gittiğin zaman akşam sünnetlerin telafisini yapabilirsin. Din bu kadar kolay. Akşam git yap o sünnetlerin telafisini. Cemaatle mi kılmak istiyorsun? Yatsıya cemaate git. Sabah namazına cemaate git. Öğleyle ikindi de kalsın. Olmaz. Büyük ihtimalle sabahla yatsıya cemaate gitmiyor. Akşam da sünnet kılmıyor maç izlediği için. İnternetten bir şeylere baktığı için. Bu iş yerinde bize cemaat yaptırmıyor patron. Ya kardeşim, işin önemi gereği sen makinenin başındasın. Burada 5 dakika anca boş bırakabileceksin. Orada da farzını kıl, devam et. Olmaz. Peygamberimiz öyle mi yaptı? Cemaat önemli değil mi? Kullanıyor bu dini. Resmen de gaza geliyor. İşi bırakacaksan söyle, bırak. Ama dini alet etme. Ve arkadaşlar, bir başka gaza gelme olayı, bu bizim tebliğ konusunda özellikle, ilk tebliği anneye babaya yapmak. Tanıyor bir de çok iyi. Bundan sonra sizi uyarıyorum. Bu evde sigara içilmeyecek. Elinle, dilinle, kalbinle. Kalp en son nokta. Ben elimle müdahale edebilirim. Babamın elini tutabilirim. Gaza gelme kardeşim ya. Yani baba ne de? Baba bu evde sigara içmesen olmaz mı de? Hepimizi zehirliyorsun de. Bunu anladık. Ama yani tepeden devlet kanunu gibi bir daha bu evde sigara içilmeyecek. Ya Rab şahit ol, uyardım. Bu olmaz ki arkadaşlar. Böyle bir iletişim dili yoktur.
Anne baba bundan anla. Ne dedi bu çocuklar? Ya Rabbi şahit ol. Annenin babanın böyle bir gündemi yok. Önce şu ilişkini, insaniyetini bir göster. Ondan sonra zaten annen senin örnekliğinin, sabah namazına kalkışını, edeple onunla konuşmanı gördükten sonra bu kadın zaten kendiliğinden diyecek ki beyine, ya bu çocuğun olduğu yerde bari içme şu sigarayı. Diyecek bu adam. Kaldı ki o adam biliyor zaten neyin ne olduğunu. Arkadaşlar bugün en çok gaza geldiğimiz noktalardan biri de yeni hidayet bulan insanlara çullanmamızdır. Aman Allah'ım, batıda birisi Müslüman oldu ve sanatçı. Herkes o mühtedinin üzerine çullanıyor. Herkes onunla röportaj yapmak istiyor, ayet hikayesini öğrenmek istiyor. Adam İslam'ı seçmiş çünkü. Çocukluğundan beri burada Müslüman olanlar var. Git onlarla röportaj yap çok istiyorsan. Ama yabancı tavuk her zaman kaz gibi. Adamın ne kadar daha sabit duracağı belli değil. İlk günden kadınlara, kadınsa erkeklere sinyal veriyor belki. Değişik değişik hareketler yapıyor. Olsun, İslam'ı seçtiğini söyledi. Şehadet getirdi canlı yayında. Gazze'ye yardım göndermiş. Aman Allah, hele futbolcu olmasın. Yani bizim alimlerimiz, büyüklerimiz, hocalarımız, dini anlatanlarımız onlar kadar kıymetli değil, emin olabilirsiniz. Ama bizde nasıl bir kompleks varsa artık herkes onunla buluşmak istiyor, fotoğraf çekmek istiyor. Adamın özelliği ne? Yeni Müslüman olmuş. Bir kere onun gerçekten kalbi imanla doluysa bu konuda biraz mütevazi davranıp, ya ben daha yeni girdim İslam'a, sonumun ne olacağını bilmiyorum, beni böyle görsel işlerle uğraştırmayın demesi gerekiyor. Çünkü ön planda ola ola insanın kayma ihtimali de artacak. Ama biz o insana adeta bu kibire sürüklercesine bütün toplumu, arkadaşlar biliyor musunuz? Şu kişi kapanmış. Sanatçılardan biri kapanmasın arkadaşlar. Dünyanın en kıymetli, en tesettürlü insanı o. Herkes paylaşıyor onu. Kaldı ki nesi kapandı, ne kadar kapandı yani? Kapanmakla iş bitiyor mu? Kalbe iman girdi mi? Allah'a güven ne durumda? Ve arkadaşlar, bir başka gaz konusu sosyal medya. Bir gördüğümüz haberi %100 doğruymuş gibi birbirimize yayıp arkadaşlar meydanlara çıkıyoruz, dağıtıyoruz. Bir dur, sakin ol. Haber nereden geldi? Belki bir provokatör veya bir ajan herkesin cep telefonuna gönderdi. Kim ne yapıyor belli değil. Bir. İkincisi, hocalarımız X yerden haber duyuyorlar. Medyaya bir haber düşüyor. O haberi alıntılıyorlar. Duydunuz mu kardeşler? Böyle şeyler yapılıyormuş. Bunları hemen düzelteceğiz diye o haber üzerinden yeni bir gündem oluşturuyor. Ya belki yalan haber. Belki yalan haber. Niye hemen coşuyorsun? Hocalar da gaza geliyor. Niye? Ellerinde sosyal medya var çünkü. Gündemle ilgili bir şey yazınca herkes ilgiyle izleyecek, takip edecek. Bir kere de konuşma gündemle ilgili, ne olur? Gençler benden düşüncemi bekliyorlar. Gençleri gaza getirme. Bir kere yazmazsan senden bir şey beklemezler. Gençleri gaza getirme. Ve arkadaşlar, Mescid-i Aksa ile ilgili konular en çok gaza geldiğimiz konulardandır. O gençlerin yaptığını hatırlayalım. Peygamber aleyhisselam böyle yapıyor ama onun günahları yok ki. Biz daha çok yapmamız lazım. Ben bundan sonra hep namaz kılacağım. Ben bundan sonra hep oruç tutacağım. Ben bundan sonra kadınlarla ilgilenmeyeceğim. Bitti. Benim için hayat bu. Şimdi şunu dinleyin. Gazze'de kardeşlerimiz ölürken burada yemek bize haram. Bundan sonra hiçbir şey yemeyeceğiz. Gülmek bize haram. Hiç kimse gülmesin. Bundan sonra İsrail mallarını boykot edeceğiz. Tam anlamıyla bir gazdır bu. Kardeşlerimiz katledilirken bunları konuşamazsınız. Gaza gelme kardeşim.
Sana sorabilir miyim şimdi? Kardeşlerin yeni mi katledilmeye başladı? Doğu Türkistan'dakiler senin kardeşin değil miydi? İsrail mallarını boykot edeceksin de Amerika'yı, İngiltere'yi, Avrupa'yı boykot etmeyecek misin? Ona destek veren diğer ülkeleri boykot etmeyecek misin? Niye İsrail'le sınırladın kendini? He? Çünkü tamamını açsan boykota yaşayamayacaksın. Bunu sen de biliyorsun. Gaza geliyorsun. İsrail mallarını boykot edeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra hiç kimse almasın. Liste budur. Derken gaza geliyorsun. Duygularınla hareket ediyorsun. Gerçeklerle yüzleşmiyorsun. Evet, boykot et. Ben bir şey demem. İstediğin boykotu yap. Ama gaza gelme. Sürdürebileceğin işi yap. İzin versinler, bıraksınlar bizi, sınırdan gireceğiz, Mescid-i Aksa için kanımızı akıtacağız. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Hanımına kızdın, oraya mı gitmek istiyorsun? Gerginliğini konsolosluğu basarak mı atmaya çalışıyorsun? Sabah namazına kalkamadığın için kafanı bir kere vursana duvara. Sosyal medyadan milletin hikayelerine baktığın için, vakit israfı yaptığın için kendini bir tokatlasana. Bu ne gaz? Bu ne gaz? Arkadaşlar, Muhammed Suresinin 20 ve 21. ayetlerini Allah için açın bakın okuyun. Allahü Teala buyuruyor ki, iman edenlerden bir grup dediler ki, şöyle cihadı, savaşı emreden bir sure gelse de dağıtsak ortalığı. İzin verseler de gitsek oraya asker olarak. Allahü Teala buyuruyor ki, sonra biz onlara iyi bir cihat emreden sure ayet gönderdik. Ölüm baygınlığı geçirdiler buyuruyor. Az önce coşanlar, gaza gelenler birden bu nereden çıktı demeye başladılar. Ne de olsa oraya kimse seni göndermeyecek. Hocam buradan konuş. Asıl yapman gereken işleri yapma. Buradan bol bol yaz. Yazması çok kolay çünkü. Çık milletin içinde bunları anlat desen anlatamayacak. Ama oturarak çok güzel yazıyorsun. Güzel cümleler, süslü kafiyeler oluşturuyorsun. Sonra da rahatlıyorsun. Hanımınla, arkadaşınla geçinemiyorsun. Eline taş alıp bu konsolosluğu yakacağız, dağıtacağız, patlatacağız demeye çalışıyorsun. İçindeki Yahudi'yi patlatamıyorsun ama. İçindeki sana zor geldiği için hep uzaklardaki ulaşamayacağın düşmanla kendini rahatlatıyorsun. Gaza geliyorsun. Kalbinde iman olabilir. Allah seni bilir. Ben onu anlamam. Ama devam ettiremeyeceğin bir şeyle kimseye hava atma. Allahü Teala müminler böyle istediler. Sonra ayeti cihat emrini gönderince ölü gibi oldular diyor. Nereden çıktı bu ayet? Halbuki onlara düşen itaat ve güzel söz söylemekti. Hadi hadi ayet gelsin. Allah bir emretsin de gösterelim kendimize. Sen kimle aşık kaşık atıyorsun ya? Kimle kaşık atıyorsun? Arkadaşlar, İslam gerçeklik dinidir ya. Denge dinidir. Gaza gelme dini değildir ki. Onlar açken biz böyle şeyleri yiyemeyiz. Onlar hep böyleydi zaten. Yeni mi aklına geliyor? Bak, gaza geliyorsun. Komik konuşuyorsun. Sanki dünyanın başka yerinde öyle mazlum yok. Arkadaşlar, herkes şu soruyu kendine sorsun. Özellikle Mescid-i Aksa ile ilgili konularda. Bizim duygusallığımız ve heyecanımız Mescid-i Aksa'nın esaretiyle, Yahudi'nin işgaliyle mi ilgili, yoksa gördüğümüz ölü bebek fotoğraflarıyla mı ilgili? Lütfen herkes buna içinde cevap versin. Sonra kimse gaza gelmesin. Bu kadar duygusal sahneyi izledikten sonra elbette ki boşalır insan. Eğer bebeklerin ölüm fotoğrafları değil de 80'lik, 90'lık amcaların cesetleri önümüze haber olarak getirselerdi aynı tepkiyi gösterir miydik?
Herkes bu muhasebeyi yapsın. Sonra gaza gelip gelmediğini anlasın. Acaba şeytan bizle oynuyor mu? Komiklik yapmaya gerek yok ki. Ne yapacağız peki? Bir kere gerçekçi olacağız. Duygusal davranmaya gerek yok. Günübirlik olaylarla biz kendimizi yıpratamayız. Ama siz hep uzaktakiyle meşgul olup duygularınızla kendini tatmin ettiğiniz için, gerçeklerle, asıl işinizle, öncelikli farzlarınızla ilgilenmediğiniz için kendi kendinize kaybediyorsunuz. Yapamayacağınız işlere girişiyorsunuz. Yapmanız gereken duayı da yapmıyorsunuz. Yapılması gereken kunutları yapmıyorsunuz. Yapılması gereken mal fedakarlığını yapmıyorsunuz. Ben de bundan sonra Mescid-i Aksa için hayatımı ve arkadaşlarımı Mescid-i Aksa mantığı üzerinden sürdüreceğim. Eğitimlerimi buna göre yapacağım. Mesele Yahudi işgalinden kurtarmak değil orayı sadece. Önce kendimi Yahudi kafasından kurtaracağım. Yahudi çünkü laiklik yaptı. Allah'a hem iman ettiğini söyledi hem de kendi bir din oluşturdu. Benim içimde de bu tarzlar varsa, ki bu aslında bir nevi sekülerliktir. Orayla rahatlayıp asıl işlerini yapmamak, sabrı, tevekkülü, ihlası, kulluğu, şuuru, huşuyu oluşturamıyorsun. Yahudi ile mücadeleye gelince dağıtıyorsun, kırıyorsun. Bu da bir nevi bir sekülerizmdir. Sahabede bu yoktu. Allah da onlara yardım etti Bedir'de. Ama bunu yapamadığımız için bağır çağır. Ne de olsa oradan her türlü giderim var. Her türlü ekip toplarsın. Yani namazsız, abdestsiz bile olsan, yeter ki iyi sesin çıkıyorsa, bağırıyorsan harika adamsın. Hatta milleti bile tenkit etmeye başlarsın. Sen yoktun mitingde. Hayırdır? Kim, neredensin sen? Seni göremedim bir akşam. Seni göremedim. Ben de seni göremedim kardeşim. Sen neredeydin? Lan biz mitingde hep beraber olmak zorunda mıyız? Kaldı ki mitinge gitmek zorunda mıyım ben? Veya başka birisi. Senin belki mitingde sövdüğün kadar Allah için oradaki mümin kardeşlerine dua etti. Sen orada bir saat ayakta bağırdın, çağırdın, sövdün. O da bir saat kunuta durdu belki. İşte bu gaza gelmek. Bu sefer başkasını kötü görmeye başlıyorsun. Dedim ya, hayat tarzını değiştirince bu sefer ümmetin başına bela oluyorsun. Milleti de mimlemeye başlıyorsun. Yoktun, neredeydin? Açıklamanı görmedik. Sen yokken insanlar Mescid-i Aksa için hapislere girmişler. Beyefendi 18 yaşında çıkmış, sağa sola hüküm dağıtıyor. Hocaları da konuşurken görmüyoruz. Sahada yoktular. Neredeydiler acaba? Oradan belki hastanedeydi, o gece beyin kanaması geçirdi. Olsun, gelseydi bütün gelecek. Bu tamamen gaz arkadaşlar. Bu bir dengesizlik. İslam denge dini. Ayarı olmayanlar böyle ümmetin başına bela olurlar. Yoksa Efendimiz benden değilsiniz, böyle benden olamazsınız der miydi hiç? Bu kadar ağır bir tehdidi Efendimiz söyler miydi? Efendimiz şunu diyemez miydi gençler? Yok, bu abartı olmuş, böyle olmaz, şöyle yapın da diyebilirdi değil mi? Ama ne dedi? Böyle yaparsanız benden olamazsınız dedi. Demek ki bu tehdit ümmetin içinde bir fitne oluşturacak kadar büyük bir konuymuş. Arkadaşlar, prensip olarak diyoruz ki biz anlık karar vermeyeceğiz. Duygusal karar vermeyeceğiz. Sinirliyken, gerginken de karar vermeyeceğiz. Kadınlar da böyle boşanıyor biliyorsunuz. Gerginken boşanıyor. Bu da bir gaza gelme konusu. Sinirleniyor, iki kişi kavga ederken boşadım seni. La bir dur, ne oldu? Git babanın evine. Gerginken karar verince ağzından hemen boşanma çıkıyor. Ve medyanın gazına gelmeyeceğiz. Medyadaki her haber üzerinden hareket etmeyeceğiz. Sadece Mescid-i Aksa ile ilgili değil, bütün konularla alakalı. Siyasetle ilgili, seçimle ilgili, bir hoca ile ilgili, gündemle ilgili, neyse. Medyada bu çıktı. Paylaşalım. Hashtag. Hadi yürü. Bir dur. Hashtag'i belki bir gavur başlattı. Kim kime hizmet ettiğinin belli olmadığı bir dünyadayız. Coşmaya gerek yok. Herkes içinden, kalbinden heyecanını, mitingdeki protestosunu yapsın. Ama coşmaya gerek yok. Gaza gelmeye gerek yok. Ve özellikle alacağımız kararlarda eğitimle ilgili, işte ilimle ilgili, hafızlıkla ilgili, ibadetle ilgili mutlaka bilenlerle istişare edelim. Bundan sonra ben hafızlığa başlıyorum. Bitmiştir benim için hayat. Hafız olmazsam ölürüm. Bir hafızla istişare et. Ondan sonra bu kararı ver ve yapabileceğimiz işlere odaklanalım arkadaşlar. Sürdüremeyeceğimiz, kabiliyetimiz olmayan işlere girmeye gerek yok. Bizi gönderin, orada cihad edelim. Silah tuttun mu? Bölgeyi biliyor musun? Oraya gidip ne yapacaksın? Kim sana görev verecek? Oradakiler bile kaç senedir duruyor.
Ne yapacaklarını yeni yeni adamlar planlamışlar. Birden bir operasyon gerçekleştirmişler. Sen ne anlarsın operasyondan? Gaza gelmeye gerek yok. Sen yapabileceğin işleri yap ve prensip olarak arkadaşlar hep sürekliliği az da olsa hep devamlılığı esas alacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden bunu bekliyor. Boykot. Bundan sonra boykot. Ya yarın bozacağım bir işe başlama. Onun yerine de ki ben bundan sonra en azından şu kurumla ilişkimi bitirdim de mesela. Niye? Bu çok net bir şekilde bir gavur seviciliği yaptı. Ben de bundan sonra burayla beraber olmayacağım. Birle başla bari. Yani hepten de boykot yapmayalım anlamında anlaşılmasın bu sözler. Yani gavurlarla ilgili bir tepkimiz olmasın diye söylemiyorum bunu. Ama yarın tekrar döneceğim bir konuyu şimdiden bundan sonra böyle olacak diye coşma. Milleti de sıkıştırma, kızıştırma, fitnecilik yapma. Sen içinde mesela nefsini bir boykot et önce. De ki ben bu olaylara inat, nefsimi terbiye etmek için bir haftalığına internet kullanmayacağım da göreyim seni. İnternet boykotu yapabilir misin? Sosyal medya boykotu yapabilir misin? Film, maç boykotu yapabiliyor musun? Oradan bir başla. Sonra istediğin yerden devam et. Gerçekçi olmalıyız. Uzun vadeli projelerle. Uzun vadeli projelerle. Büyük kafalarla hareket etmeliyiz. Günübirlik işler, anlık hafızlık kararları, anlık boşanma kararları, anlık bundan sonra her hafta sohbete gideceğim. Her gün ders. Haftada en fazla iki ders yeter ya. Her gün derse mi gidilir? Kafayı yer insan. Ailene vakit ayır. Çocuklarına vakit ayır. Sağlığına vakit ayır. Bir rahatla, dinlendiğin zamanlar olsun. Allah-u Teala bizi böyle yarattı. Bu dengeyi korursak sağlıklı bir insan oluruz. Yoksa arkadaşlar sürekli bize bir gaz gelsin de coşalım. Buradan bir gaz, buradan coşalım. Önden bir gaz, önden coşalım. Böyle de Müslümanlık olmaz. Rabbim ayağımızı sabit kılsın. Dengeyle, ölçüyle yaşayabilen, her konuşulan üzerinden, her dinlenilen üzerinden gaza gelen insanlardan olmaktan da bizleri muhafaza buyursun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin.